Dostlarım iyi günler geçenlerde hayvansal besinleri kesmesini istediğim bir hastam bu besinleri kesmenin çok zor olduğunu söyleyerek siz bugün öğlen ne yiyeceksiniz diye sordu. Ben de ona çekmecemden çıkardığım kendi bahçemde yetiştirdiğim minik domatesleri ve pembe domatesleri gösterdim. Sadece domates mi yiyeceksiniz diye sordu. Evet dedim sadece bu öğlen domates ve yanında da biraz ceviz yiyeceğim. Çocukluğumda her yaz salça zamanı evimize kasalarla domates alındığını hatırlıyorum. Kazanlarda kaynatılan domateslerin suyu tepsilerin içine dökülür. Salça haline gelmesi için damda güneşin altında bekletilirdi. Biliyorsunuz domates bir meyvedir. Dalında iyice olgunlaştığında, erken toplanmadığında lezzetlenir, tatlanır. Tavsiye ederim küçük bir bahçeniz varsa siz de kendi domatesinizi kendiniz ekin. Güneş alan bir balkonunuz varsa saksıda bile domates yetiştirebilirsiniz. Dostlarım tüm sebze ve meyveler daha önce de söyledim kalbiniz için son derece yararlıdır ama domatesin ayrı bir yeri vardır. Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma domates ürünlerinin hem kalp krizi riskini azalttığını hem de damar sertliğini engellediğini göstermiştir. Domates kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü düşürür kolesterolün oksitlenmesini engeller ve hepsinden önemlisi kanı sulandırır. Biliyorsunuz kalp krizinde koroner arter dediğimiz kalbi besleyen damarların tıkanması söz konusudur. Tıkanmada damarı tıkayan bu sarı renkli kolesterol plakları kadar kanın pıhtılaşma özelliği de önemlidir. Kan ne kadar kolay pıhtılaşırsa kalp krizi geçirme riski o kadar artar. Aksine hani halk arasında kanı sulandırmak değil Denir ya, kan ne kadar akışkan olursa kalp krizi riski de o kadar azalır. Hepiniz aspirinin kanı sulandırdığını, akışkanlığı artırdığını bilirsiniz ama domatesin aynı etkiyi yaptığını bilmezsiniz. Neden? Çünkü aspirinin arkasında ilaç firmaları var, büyük şirketler var. Domatesin arkasında gariban domates üreticisinin dışında hiç kimse yok. Aslında başka meyvelerin de kan etkisi vardır. Ancak bu etki açısından domates şampiyondur. Elma, muz, mango, greyfurt gibi 16 farklı meyvenin mukayese edildiği bir araştırmada en çok kansulandırıcı etkiyi domatesin yaptığı gösterilmiştir. Domatesin kansulandırıcı sulandırıcı etkisi Çekirdeklerin etrafındaki işte bu sarı jelatinimsi maddeden ileri gelir. İşte bu yüzden domatesin en kıymetli kısmı da çekirdek bölgesi ve kabuğudur. Dostlarım, yutulan aspirin herkeste aynı kan sulandırıcı etkiyi yapmaz. Araştırmalar aspirin'in 100 hastanın 75'inde buna karşılık domatesin 100 hastanın 97'sinde kan sulandırıcı etki yaptığını göstermiştir. Üstelik domatesin bu kan sulandırıcı etkisi, aspirin ve benzeri kan sulandırıcılar gibi aşırı kanama riski yapmaz. Kan sulandırıcı etkisinden faydalanmak için domatesi illa çiğ yemeniz gerekmez. Pişirseniz veya da kaynatsanız veya güneşte de bekletseniz aspirin gibi aynı kan sulandırıcı etkiyi domatesten elde edersiniz. Trombofile denilen hastalığı hepiniz duymuşsunuzdur. Bacak toplak damarlarında özellikle uzun yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı olarak toplar damarlarda tıkanıklıklar ulaşabilir. Tatsız bir hastalıktır. Benden size tavsiye uzun yolculuklardan önce otobüs veya uçak yolculuklarından önce 1-2 domates yiyin veya şöyle büyük bir tabak domates çorbası için. Dostlarım domates şeker hastaları için de son derece faydalıdır. Biliyorsunuz şeker hastalarında kanın pıhtılaşma özelliği artar. Şeker hastalarının daha çok felç ve kalp krizi geçirmesinin nedenlerinden biri de budur. Şeker hastaları 2 adet domates yediğinde 3 saat sonra kan sulandırıcı etki maksimuma çıkar. Domatesin faydaları saymakla bitmez. Domateste fazla miktarda bulunan likopen ve diğer antioksidanlar kemikleri güçlendirir. Kemik erimesi sorunu olan kişilerin domatesi ihmal etmemeleri gerekir. Tüm sebze ve meyvelerin olduğu gibi domatesin de kanser riskini azaltıcı rolü vardır. Araştırmalar domatesin akciğer kanseri, pankreas kanseri, erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri gelişimini engelleyici rolü olduğunu göstermiştir. Haftada 10 porsiyon veya üzerinde domates yemek prostat kanseri riskini %18 oranında azaltır. Saç dökülmesi nedeniyle doktora gittiğinizde onun yapacağı ilk iş kanınızdaki biyotin vitamin H seviyesini ölçmek ve gerekiyorsa size biyotin vermektir. Oysa domates biyotin açısından son derece zengindir. Bakın domates saç dökülmesini engeller veya saç çıkarır demiyorum öyle olsa. Ben de çok saç görürdünüz ama domatesin saçları güçlendirdiği bir gerçektir. Domates sizi sadece sağlıklı yapmaz, daha iyi, daha canlı görünmenize de sebep olur. Biliyorsunuz domatesin içinde ona kırmızı rengini veren likopen dediğimiz antioksidan madde yağda eriyen bir maddedir ve vücudunuzdaki tüm yağ dokularında olduğu gibi cildinizin altındaki ince yağ tabakasına da gelir ve cildinize taze bir canlılık verir. Hocam domates yiyemiyorum, domates sevmiyorum. Onun yerine likopen içeren preparatlardan, hani şu eczanelerde satılan preparatlardan alsam olmaz mı diye soracaksınız. Kesinlikle olmaz. Sadece likopen için değil, diğer tüm sebze ve meyvelerin içerisinde bulunan faydalı oksidanları mutlaka meyve ile birlikte almanız gerekir eczanelerden aldığınız o besin desteklerinin, kapsüllerin size hiçbir yararı yoktur. Boş yere paranızı harcamayın. Tarla domatesinin ucuzladığı bu günlerde kadınlarımızın evde domates kaynattığını, şişelediğini biliyorum. Geçen sene 40 şişe yaptıysanız bu sene lütfen 50 şişe yapın. Kış boyunca yemeklerinizde, çorbalarınızda bol bol kullanın dostlarım sadece domates değil tüm meyve ve sebzeler mucize antioksidanlarla doludur. Besin maddelerinin sadece içerindeki vitaminler, besleyici değeri veya kalorisi değil, vücudumuzda parçalandıktan, hazm olduktan sonra ne olduğu da önemlidir. Sebzeler ve meyveler, sobaya attığımız kuru yapraklar veya saman gibidir. Yandıktan sonra geride bir kül bırakmaz, sobanız temiz kalır. Buna karşılık hayvansal besinler, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık gibi yiyecekler. Sobaya atılan lignit, kalitesiz lignit kömürü gibidir. Yandıktan sonra elleriniz is olur, odayı karartır, kokutur, pek çok atık bırakır. Zavallı vücudunuz doymuş yağlarla almış olduğu kolesterolü safrayla atmaya çalışır ama safra taşlarına neden olur. Böbreklerle atmaya çalışır, ürenizi, ürik asitinizi yükseltir, ürik asit taşları yapar. Özetle dostlarım, sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız sadece bedeninizin değil, vicdanınızın da daha rahat, daha hafif olmasını istiyorsanız hayvansal besinlerden uzak durun, bitkisel besinlere yakın olun.